Diğer WhatsApp sorumuz. Söyler. Selamünaleyküm hocam. Ben Hatay'da yaşıyorum. Şu an 39 yaşındayım. 2009 yılında Konyalı birisiyle tanıştım. Öğretmen de kendisi. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Ailesi beni kabul etmedi. Sonra bu ailemi ikna edeceğim diyerekten tam 6 yılımız harcandı. Ve bir duydum bu başkasıyla evlenmiş. 2020 yılında karşıma çıktı tekrar. Tabii ayrıldığımızda ben aklımı kaybettim. Çünkü çok kötü seviyorduk birbirimizi. Yani çok sevmiştik yani birbirimizi. Psikiyatrilere gittim, hocalara gittim. Ben afaka delirdim yani. Sonra 2020 yılında tekrar karşıma çıktı. Saçları, sakalları bembeyaz olmuştu. Bana dedi ki ikimizi de ateşe attılar dedi. Ben çok acılar çekiyorum. Hala seni unutamıyorum dedi. Her an aklımdasın dedi. Yani zaten benden ayrıldık sonra kaza geçirmiş. Yani öldü diye morga atmışlar. Sonra çene kırılmış, kaburga zarar görmüş, kırılmış, kol bacak kırılmış hocam. Beyni hasarlanmış bu kazada. Şu an beyin sıkıntısından tedavi görüyor hala. İşte kalbinde sıkıntılar çıkmış. Yani hocam hayata kaymış gibi bir şey. Ama onun ailesi yaptı bize bunu. Bize ayırdılar. Bizi ayırarak ikimizi ateşe attılar. Ben onu hala unutamıyorum. Yani 2009'dan bu 2009 yılından bu yıllara kadar geldik hala aklımda. Ben yani onu unutup başkasıyla da yuva kuramıyorum hocam. Bunun vebali nedir onlara? Ya da benim bilmiyorum hocam. Bir açıklama istiyorum sizden. Evet. Evet, dürüst ve istikamet üzere Allah'ın, Kur'an'ın, Resulullah'ın, aklımızın, toplumun, istişare ettiğimiz akıllı insanların gösterdiği yolda ilerlemezsek başımızı taştan taşa vururuz. Yani tabii düştükten sonra, araba battıktan sonra yol gösteren çok olur. İş işten geçmiş. İş işten geçmiş. Burada problem nedir? Sizin 6 sene boyunca evlenmeden beklemenizdir. O ailemi ikna edeceğim, şunu ikna edeceğim, onları ben bilemem ama 6 sene boyunca gezmeniz, tozmanız sizin zaten günahtır. O günahı işlemişsiniz. Günahların üzerine başka problemler çıkmış. Şu anda o problemler hala devam ediyor. Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamamışsınız. Ortada kalmışsınız ikiniz de. Bu başlangıçtaki hatadan dolayı aynı hatayı devam ettirme. Dua edersin Rabbim sağlığına kavuştursun diye. Ama sen mümkünse bundan sonra kendini korumalısın. Aklını, zihnini korumalısın. Ailenden yardım almalısın. Onların göstereceği yolda ilerlemesin kardeşim. Sizin ikinizin de hem maddi olarak hem manevi olarak tedaviye ihtiyacınız var. Orada da büyüklerin sözünü dinleyeceksiniz. Tam da sözüm oraya geliyordu. Eşler arasındaki sorunlar nasıl çözülmelidir? Kur'an-ı Kerim cevabını veriyor. Kur'an-ı Kerim cevabını veriyor. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim diyor ki erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem. Bir problem varsa, kavga gürültü varsa, soğukluk varsa onlar da devreye girsinler ki bu işin hal yolu varsa çözülsün ve mutluluk devam etsin diye. Bu onlardan biridir. Bir başka huzurlu olmanın formülü sabırdır kardeşim. Sabır, sebat ve sabırdır. Ufacık bir bahaneyle hemen ayrılıyoruz. Ufacık bir bahaneyle hemen boşanıyoruz. Ya da seni boşarım veya mahkemeye veririm. Bu iş olmuyor. Biz geçinemiyoruz. Dur ya. Senden ne kadar daha fazla problemi, derdi olan insanlar var. Gül, onlar bak kaç tane torunları var, kaç tane çocukları var. Geçiniyorlar. Niye geçinemezsin? Şöyle bir evlilik doğru değil. Bir deneyelim.
Deneyelim, olursa devam ederiz, olmazsa ayrılırız. Baştan böyle girdin mi zaten bu iş olmayacak demektir. Hiç girme. Evlilik deneme yolu, deneme tahtası değil kardeşim. İki tarafta son derece kesin bir kararla şunu söylemelidir. Ölünceye kadar biz beraberiz. Bu karar ancak iki tarafı çok sıkı tutabilir. Bu sözü söyleyenler ayrılmayabilir mi? Ayrılabilirler ama böyle sağlam durursanız, temeli sağlam atarsanız bina her sarsılmada, her depremde yıkılmaz. Evlilik bir binadır. Bizim geçim kavgası dediğimiz şeyler de bir depremdir. Ev ne kadar, temel ne kadar sağlamsa depremler o kadar az zarar verir. O yüzden evimizi sağlam temeller üzerine oturtacağız. Bunlardan biri de sonuna kadar diye niyet etmemizdir. Deneyim, boşanırım, annem var, babam var, amcam var, dayım var, işim var, mesleğim var, param var, ben ona mı muhtacım demeye başladığın an zaten çatırlamaya başlamıştır. Onun için biz birbirimize muhtacız kardeşim. Hele çocuk varsa o çocuğun geleceğini yıkmaya hiç hakkımız yok bizim. Suç oranlarına bakıyorsunuz, daha çok annesi babası ayrılmış ya da annesi babası kavgalı olan çocuklar sevgi şefkat görmemiş, sevgiye, şefkate, merhamete hasret çocuklar daha çok suç işliyorlar. Bak topluma bile zararınız oluyor. O yüzden sağlam durmamız lazım. Huzurlu yuva, aile toplumun temelidir. Ailenin temeli iyi bir niyet, sebat, istikrardır, sabırdır. Toplumun temeli de sağlam bir ailedir. Aileyi koruyacak, evlilikleri teşvik edecek, yuvaları sıcak bir yuva, mutlu bir yuva haline getirecek ne kadar önlem varsa devlet, millet olarak onu almak boynumuza borçtur. Evlilikleri sarsan, boşamaları kolaylaştıran, insanları birbirinden soğutan, aileyi tahrip eden, cinsellik duygusundan başka ailede bir şey bırakmayan ve insanları bir obje gibi, mal gibi gören her türlü basın, yayın, medya, kanun, tüzük ne varsa hepsiyle mücadele etmemiz lazım. Bunları yapmadığımız zaman tek yönüyle hoca burada sen söyle yuvalar mutlu olsun. Ben söyleyeceğim ama kuralları beraberce takip edeceğiz. Kuralları beraberce koyacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.